Evet arkadaşlar, hoş geldiniz hepiniz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu Mevlid-i Nebi haftasında Efendimizin dünyayı teşrifinin sene-i devriyesinde böyle müstesna mekanlardan birinde arkadaşlar, alemlere rahmet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in siyerini okumak için bir araya gelmiş olmamız ne kadar büyük bir rızık. Öncelikle onu hatırlatmak isterim. Biz genelde rızık deyince işte gelirimizi, çoluk çocuğu, eşleri, kısmet yani kapsamındaki şeyleri düşünürüz. Halbuki manevi rızıklar da, yani ilim de bir rızıktır. Kalbin o maneviyatı hissetmesi de bir rızıktır. Resulullah'a bağlılık da bir rızıktır. Ve hele burayı kastetmiyorum. Çünkü kendi yaptığımı en baştan beri hep söyledim, ifade ettim. Bir ilim gibi görmüyorum. Biz sadece alimlerimizin yaptığı çalışmaları paylaşmaya çalışıyoruz. Onları beraber gözden geçirmeye çalışıyoruz sizlerle. Bu meclislerde bulunmayı yaşamak, bunun nasip olması da bir rızıktır. Bunun için Cenab-ı Hakk'a şükrediyoruz. Elbette tercihlerimiz burada söz konusu. Yani bir şeylere hayır dedik, bir şeylere evet dedik ki yolumuzu buraya düşürdük. Ama Allah Teala da bize bu seçeneği, bu fırsatı, bunu tercih etme imkanını sundu, o fırsatı verdi. Bunun için Cenab-ı Hakk'a ne kadar şükretsek az. Demir perde döneminde, yani bu Rusya'nın işte Sovyetler döneminde orada görev yapmış bir arkadaşımın hatırasını sizinle paylaşayım. Yani şu anda içinde bulunduğumuz bu imkanların ne kadar büyük imkanlar olduğunu görebilmemiz için. Çünkü bazen insan içinde bulunduğu nimeti idrak etmiyor. Alışıyor nimetlere insan ve artık hani onun üstündekini veya onun dışındakini aramaya başlıyor. Hep bir uzaktaki aranıyor. Bu işte demir perde döneminde oradaki Türkiye Cumhuriyetlerden biri, ismini bilmiyorum ben de, arkadaşımız orada bulunurken sütçüsü, süt aldığı yakın köylerden gelen bir hanım varmış. İşte onunla konuşurken bu arkadaşının Kur'an okuyabildiğini, Kur'an hafızı olduğunu duyunca diyor ki bizim köyde diyor çok eskilerden kalma diyor bir şey var, bir kitap var. Acaba okuyabilir misiniz siz onu? Hani ne olduğunu bilmiyoruz biz diyor. Şey yapıyorlarmış, belli zamanlarda toplanıp böyle onu açıp 40 kat bohçanın içine salmışlar sakalı şerif gibi. Açıp böyle bakıyorlarmış hani kitaba. Bir gittim ki diyor, uzatmayayım, Kur'an-ı Kerim'in Fatiha ve Elif Lam Mim sayfası. Yani Kur'an-ı Kerim'in tamamı da değil. Fatiha ve Elif Lam Mim sayfası kalmış ellerinde. Onu böyle bohçalara sarmışlar. Hani zaman zaman açıp bu bizim kutsal kitabımız diye böyle bakıyorlarmış. Ama hiç okuyabilen yokmuş. İlk defa bu arkadaşımız işte onlara bunu okumuş, okutmuş. Elhasıl arkadaşlar, yeryüzünde bizim yaşadığımız dönemde bile çok büyük mahrumiyetler, çok büyük sıkıntılar yaşandı. Ben oralara girmeyeyim. Bunları lütfen yakın tarihi, gerek kendi ülkemiz için gerek diğer İslam ülkeleri için neler yaşandığını, Müslümanlığın nasıl bir demir cenderenin içinden geçtiğini okumanızı, takip etmenizi, özellikle sözlü tarih çalışmalarını ilgiyle takip etmenizi tavsiye ederim. Bu yüzden de Cenab-ı Hakk'a çok şükrediyorum her seferinde arkadaşlar. Yani düşünün işte ben buraya davet ediliyorum, ulaşımım temin ediliyor, efendim sizler geliyorsunuz, onu söylüyorum. Yazın serin, kışın sıcak bir ortamda, güvenlik içinde, yani seyahat endişemiz yok. İşte bir dini bir etkinliğe gidiyoruz, acaba mimlenir miyiz,
takip edilir miyiz, bunun için böyle bir korkumuz yok, bunlar nasıl nimetler. Bir kitaptan bahsediliyor, hemen açıyoruz telefonumuzu, tık tık ısmarlıyoruz, evimize geliyor kitaplar. Kitabı okuyamayacaksak hemen giriyoruz akademik makalelerden, işte ne bileyim PDF'lerden konuyla ilgili okumalar yapıyoruz. Hem teknolojik imkanlar, sosyal imkanlar, bunların hepsi tabii aynı zamanda bizim için hani hem sevinilecek, şükredilecek şeyler ama hem de ahirette hesap maddeleri, değil mi? Letüs elün ne yevme idin anin na'im. O gün her nimetten sorulacaksınız diyor Allah Teala. Hatta kader konusunu anlatırken, ama lütfen kaderle ilgili soru sormayın, konumuz o değil. Gençlerle yaptığımız çalışmalarda kader konusunu anlatırken hep onu örnek veririm. Mesela diyelim ki ben bir restorana gittim, siz de aynı restorana geldiniz. Ben oturdum, faraza bir menemen ısmarladım. Siz de masayı donattınız. İşte çorbalar, sıcaklar, zeytinyağlılar, ara sıcaklar, ana yemekler, tatlılar, içecekler. Sonra çıkışta kasaya gittik. Bugünkü parayla tam da karşılığında bilmiyorum. Benden işte 150 lira istediler. Sizden faraza 5000 lira. Şimdi o zaman sizin şunu deme şeyiniz var mı? Ama niye ondan 150 lira alıyorsun? Niye bana benden 5000 lira alıyorsun? Değil mi? Masayı donattığınız için ödeyeceksiniz onu. Ben bir menemen yedim yani. İşte bütün hayattaki imkanlar da böyle arkadaşlar. Cenab-ı Hak ne kadar imkan vermişse o kadar da hesap soracak. Aldığımız eğitimler, anne babalarımızın, ailelerimizin bize sunduğu fırsatlar, bulunduğumuz tarihi dönemde, efendim değil mi, mesela benim babaların da babaları, yani benim dedelerim savaş dönemine rastlamışlar. Ne okulu, ne hastanesi arkadaşlar, ne bakımı, yani açlık, fakirlik, yokluk içerisinde ömürleri geçmiş. Bakın bizim bulunduğumuz döneme. Dolayısıyla şükreden ve Allah'ın kendisine verdiği nimetleri idrak eden, bunların farkında ve bilincinde olan ve bunların gereğini yerine getirmeye çalışan, farkındalığı yüksek, bilinç düzeyi yüksek insanlar ve Müslümanlar olalım inşallah hep beraber. Böyle bir hamdla başlayalım. Yani ben kapıdan girerken her seferinde büyük bir hayretle yani giriyorum arkadaşlar. Bu mekanlarda Cenab-ı Hak bize bunları anlatmayı nasip ettiği için ne kadar şükretsek azdır. Girelim, konumuza geçelim. Geçen hafta biliyorsunuz neden siyer okumalıyız konusundan bahsetmiştik. Bunun birinci başlığı olarak Kur'an'ı doğru anlamak için siyer okumamız gerekiyor demiştik. Onun detaylarını konuşmuştuk sizlerle. İlk defa gelenler için şöyle sadece ana başlıkları hatırlayalım. Siyer konuşan Kur'an'dır. Kur'an'da öğrendiklerimizi pekiştirme yeridir. Siyer, ilkelerin uygulanabilirliğinin absürt ve ütopik olmadığının gösterildiği bir yerdir. Yani Kur'an-ı Kerim'de işte affetmekten bahsettiyse Allah Teala, yumuşak davranmaktan bahsettiyse, insanlarla işlerini istişareyle yürüt emrinden bahsettiyse, mesela siyerde bunun tam karşılığını görüyorsunuz. Şimdi bu üç tane örnekten nereyi çağrıştı size, siyerden bir yer çağrıştı mı zihninize? Böyle Uhud Savaşı hemen çağrışması lazım arkadaşlar. Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimiz'in sözlerini defalarca dinlemediler. Ama ona rağmen Peygamberimiz onları affetti. Yine de onlarla istişare etmeye devam etti. Onları bundan dolayı yargılamadı. Bunun yapılabilir olduğunu, uygulanabilir olduğunu görüyorsunuz. Mesela şimdi yaşadığımız çok güncel olaylara da girmek istemiyorum ama sabah akşam o kadar boca ediliyor ki beynimize ister istemez o örnekler geliyor. Yaşadığımız o zavallı küçük kızının uğradığı feci akıbet ve gece gündüz işte yok şuradaki diş izi, yok buradaki bilmem ne terliği falan, artık yani gitmiyorum nasıl diyeyim, vakıf olmadığımız detay kalmadı hayatıyla ilgili. Ve buradan ürettiğimiz spekülasyonlar, mesela bize hemen peygamber hayatından nereyi çağrıştırması lazım arkadaşlar? İfk hadisesi. İfk hadisesini bilen kişi sosyal medyada karşılaştığım yorumları yazamaz arkadaşlar. O yorumları yazanlar ifk hadisesini bilmeyenler. Nur suresindeki ayetleri bilmeyenler. İşte o kadın da öyle yapmış, öbürü de böyle yapmış. Gözüyle, gözünüzle gördüğünüz konuda bile konuşamazsınız.
Nerede kal? Çünkü gözüyle gördüğü şeyi konuşmamak arkadaşlar bir iffettir. İffet toplumundan biz nereye geldik? İfşa toplumuna geldik. Ve linç kültürüne yakalım, asalım, hepsini şöyle yapalım falan diyen bir kültüre dönüştük. İşte siyerin böyle bir yeri var. İnsan siyer bildiği zaman arkadaşlar, siyeri iyi bildiği zaman peygamberin hayatını, yaşadığı olayların oradaki iz düşümünü şak diye görür. Ve oradan hemen buraya bir davranış modeli kendisine edinir. Yani boşlukta kalmaz, akıntıya kapılmaz, herkes ne yapıyorsa sürüklenmez o herkesin yaptığıyla. Bir dakika arkadaşlar, bu yani bir dakika dünya, bir dakika ben bunu yapmayacağım çünkü peygamberin yolu böyle bir yol değil, peygamberin ahlakı böyle bir ahlak değil, bu bize yakışmaz der. Peygamber Efendimiz için de kıssalar aynı işleri görmüştür. Hazreti Musa'yı, Hazreti Yunus'u, Hazreti Nuh'u devamlı hatırlamıştır. Hazreti İbrahim'i devamlı anmıştır Peygamber Efendimiz o mücadelesinde. Kur'an'ın doğru anlaşılmasına yardım eder siyer. Çünkü siyer üzerine nazil, yani peygamberin hayatı üzerine nazil oldu ayetler. Orada çoğu ayet, oradaki olaylarla ilgili olarak nazil oldu. İlla her ayetin sebebi nüzulü olmayabilir. Yani her ayet için bir iniş sebebi gerekmez. Öyle olmadığını da biliyoruz tarihi kayıtlarda. Fakat indiği dönemi bile bilmemiz o surenin veya o ayetin doğru anlaşılmasında bize çok yardım eder. Yani bu sure nerede indi? Şimdi bir tane örnek vereyim size. Biraz çalıştığım için orayı biliyorum, bildiğim yerden örnek vereyim. Yusuf suresi ne zaman nazil olmuştur arkadaşlar? Senetül Hazen denilen, Hazreti Hatice'nin ve Ebu Talib'in vefat ettiği, Müslümanların tam anlamıyla Mekke'de sahipsiz kaldığı, Mekke'deki hayatları boyunca en sıkıntılı dönem. İşte boykota maruz bırakılıyorlar, onlarla ticaret yapılmıyor. Yani paranız var ama gıda alamıyorsunuz. Açlıktan çocuklarınız, bebekleriniz ölüyor ve muhasara edilmişsiniz. Kimseyle görüştürülmüyorsunuz, kız alıp verilmiyor, sosyal ilişkiler kesilmiş. Böyle bir dönemdeyken Yusuf suresi geliyor. Ha, o zaman şimdi Yusuf suresine verilen mesajların, işte o ümit bahşetmesi, kuyunun dibi, yani kuyuya düşmeden, zindana düşmeden yükselinmiyor. Yani onu görmeniz, bazen her zaman değil ama bazen yükselmenin yolunun buralardan geçtiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla hani indiği dönemi, bir ayetin indiği dönemi bile bilmek, o dönemdeki vasıfları bilmek, o ayette verilmek istenen mesajı daha kuvvetli bir şekilde almamıza yardım ediyor. Ve geri bildirim konusunu söylemiştim. Bunu çok önemsiyorum. 2-3 haftada buna değindik yani bütün konuşmalarımızda. Çünkü sahabenin geri bildirim yapma şansı vardı. Ne demek geri bildirim? Ya Resulallah, işte biz bu ayeti şöyle anladık, doğru mu anladık? Çünkü vahiy devam ediyor. Sahabenin uygulaması mesela işte Bakara suresinde siyah iplik beyaz iplikten ayrılıncaya kadar yiyebilirsiniz diyor. İmsak için, yani sahur vaktini belirlerken sahabeden birisi yastığının altına veya işte yastık kullanıyorlar mıydı, yatağının kenarına, bunlar hep arkadaşlar işte yastık, kapı, mesela bu kelimeler çok kültürel kelimeler. Ben sahabede yastık var mıydı emin değilim, kapı olmadığını sonradan öğrendim, kapı yokmuş mesela, kapıyı çaldı falan diyor ya, olmaz yani sahabe ile ilgili bir rivayette. O yüzden ne var mesela, Peygamber Efendimiz diyor ki bir eve geldiğinizde selam verin, çünkü kapıda perde var, kapı yok. Kapı kullanmıyorlar, perde kullanıyorlar. Elhasıl bu kültürel ögelere de dikkat etmek lazım. Hatta İslam tarihi hocamız şey demişti. Bugün işte çocuklar için İslam tarihi kitapları yazılıyor. Ve tabii resimlendiriliyor onlar. Bakıyorsunuz böyle bir pınardan su böyle şarıl şarıl akıyor. Şalvarlı biri gelmiş orada abdest alıyor. Yani bu bir Anadolu köyünü canlandırmış. Hicaz bölgesini değil. Böyle şarıl şarıl akan sular yok. Şalvar giyen insanlar da yok. Dolayısıyla bu tarihi ve kültürel hatalara da düşmemek lazım konuşurken. İşte sahabe yastığı yatağının kenarına neyse siyah ve beyaz iplik
koymuş. Onlara ikide bir bakıyormuş yani. Bunlar birbirinden ayırt edilene kadar yiyip içebilirim diye. Sonra mesela Peygamber Efendimiz ona diyor ki sen yanlış anlamışsın. Bu o değil. Bu ufuktaki siyah iplik, beyaz iplik. Yani ufuktaki ilk aydınlanmanın, bir çizgi şeklindeki aydınlanmanın mecazi ifadesi bu diyor. Dolayısıyla tabii bu bir taraftan zihninizde bir hazırlık da yapmış oluyoruz. Sünnet olmadan, sünneti dışarıda bırakarak Kur'an'ı da tam olması gerektiği gibi anlayıp hayatımıza uygulayamayacağımızın da bir örneği. Bunlar Kur'an-ı Kerim açısından siyer bilmenin önemi, Kur'an'ı doğru anlamak için siyer bilmenin önemine dair benim kısaca size aktarmak istediğim tespitlerimiz. İkincisi arkadaşlar, Peygamberimizin şahsıyla ilgili nedenler. Yani biz neden tanımalıyız Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem? Neden onun hayatı için ta nerelerden, hepimiz bir yollardan geldik. Yani yarım saat, bir saat desek ortalama şurada kaç yüz saat harcanıyor bu işe. Bu kadar enerji, bu kadar imkan neden sarf ediyoruz oturup siyer okumak için? Çünkü Hazreti Muhammed'i tanıma ihtiyacındayız artık. Daha yakından tanıma ihtiyacındayız. İşte bunun sebeplerini konuşacağız. Aslında geçen hafta ona da biraz giriş yapmıştım. Ne demiştim hatırlayın o Hristiyan hanımla konuşmamı anlatırken. Bizim için arkadaşlar Hazreti Muhammed'in kim olduğundan çok onu Allah'ın seçmiş olması önemli demiştim. Hatta şöyle demiştim, ilk defa gelenler yanlış anlamasın, biraz haddini aşan bir cümle gibi geliyor kulağa. Şöyle demiştim, faraza son peygamber olarak Hazreti Muhammed değil de işte faraza bir Çinli seçilseydi veya bir Romalı, bir Bizanslı seçilseydi. Ama Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de yine aynı ahlak, aynı karakter, aynı muhteşem hayat örneğiyle Hicaz'da yaşasaydı. Biz orada Muhammed diye birinin, bu yüksek ahlaki düzeyde birinin yaşadığını bilecek miydik? Bilmeyecektik. Çünkü Allah'ın seçtiği son peygamber o olmayacaktı. Anlatabildim mi? Yani peygambere saygının, peygambere sevginin Allah onu seçtiği için olduğunu hiç unutmamalıyız ki Hristiyanların Hazreti İsa'ya yaptığını biz Hazreti Muhammed'e yapmayalım. Yani onu çok seveceğiz. Ne kadar seversek ona benzeme arzumuz, iştiyakımız o kadar kuvvetli olur. Bakın 14-15 yaşlarındaydım. Bir hadis-i şerif duydum Kur'an kursunda. Okuyorum o zaman. Şöyle Peygamber Efendimiz yanılmıyorsam Hazreti Ömer'e diyor ki ya Ömer beni ne kadar seviyorsun? O da diyor ki ya Resulallah o çok dürüst insanlar arkadaşlar. Böyle kendilerini de çok iyi tanıyorlar. Kendine böyle bir bakıyor. Kendinden sonra seni seviyorum diyor. Yani kendinden sonra geliyorsun ya Resulallah. Diyor ki ya Ömer beni kendinden çok sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmazsın diyor. Şimdi bu hadisi ben ilk duyduğumda dediğim gibi 15 yaşlarındayım. İşte 15-16 o yaşlardayım. Bana biraz garip gelmişti arkadaşlar. Siz böyle size garip gelse de edebinizden ifade etmezsiniz. Ben biraz böyle fırlama bir tip olduğum için bunu ifade de ediyorum. Şöyle garip gelmiş. Yani beni kendinden de çok seveceksin. Bu nasıl bir şey? Hani biraz böyle çok sevilmek istiyor hani. Anlatabildim mi? Pek yakıştıramamıştım yani Hazreti Peygamber'e bu ifadeyi. Ama itikadımda, imanımda bir problem olmadı elhamdülillah arkadaşlar. Şunu ayırın ne olur. Bakın Kur'an okurken de arkadaşlar bu cümleyi çok iyi tane tane söyleyeyim ki çok iyi anlaşılsın. Bazen şöyle dediniz diyor. Hayır ben öyle demedim. Yani Kur'an okurken de nefsinizin İman eden Müslüman şahsiyetinizin demiyorum, nefsinizin hoşuna gitmeyen yerler olacaktır. Arkadaşlar, bu çok doğaldır. Çünkü bu kitap nefsimizi terbiye etmek için indi. Nefsimizi terbiye etmek, bizi kemale erdirmek, ahlakımızı yüceltmek için inen bir kitapta nefsimizin hoşuna gitmeyecek şeyler olması çok normal değil mi? Yani diyetisyenin verdiği listenin nefsinizin hoşuna gittiğini söyleyebilir misiniz? Kilolu arkadaşlar. Bana yardım edin.
oh oh ne güzel, harika ya, harika, ne demiş biliyorsunuz adam, doktor hanım bunları yemekten önce mi yiyeceğim, yemekten sonra mı demiş. Yani liste o kadar yetersiz gelmiş ki gözüme. Yani doktorun söylediği hoşumuza gitmez, zaten hoşumuza gidecek olsaydı doğru yaşamış olurduk o zamana kadar, o doktorun önünde de gelmezdik zaten. Yani bize hakikati söyleyen, ister bedenimizle ilgili, ister ruhumuzla ilgili. Mesela şimdi ben sosyal hayatımızla ilgili de hakikati söyleyenleri sevmediğimizi düşünüyorum. Örnek vereyim. Mesela çocuğunuzla ilgili bir sıkıntınızı anlatıyorsunuz. Bu sabah daha yaşadık. Birisi çocuğuyla ilgili problemlerini anlatmış bir arkadaşa. O arkadaş da benimle paylaşıyor. Hani ne deneyelim falan. Vallahi dedim burada problem ailede gibi görünüyor. Siz dedim söylediniz mi bunu hocam, ben de öyle anladım da söyleyemedim dedi. Söylemek zorundayız arkadaşlar. Siz bana danışıyorsanız bana kaç kere danışabilirsiniz ki? Bir hocaya kaç kere danışabilirsiniz? Hocaya danıştınız, problemi anlattınız. Hoca anladı ki sorun sizde. Anladı ama söylemiyor. Niye söylemiyor? Çünkü hoşunuza gitmeyecek. E gitmesin, hocanın ekmeğini o mu veriyor? Söylesin gene de. Ama hoca da sevilmek istiyor, beğenilmek istiyor, işte ne bileyim tribünlere oynamak istiyor bazen. Hocanın da nefsi var çünkü. Bunu yapmamalıyız arkadaşlar. Ben acizane kanaatim bazen sosyal hayatta da mesela birisi anlatır, beni işte bana iftira attılar hocam, benim kardeşlerim benimle görüşmüyor, işte bana iftira attılar, arkamdan kuyu kazdılar, işte rızkıma engel oldular, evimde huzursuzluk çıkardılar, şu akraban böyle yaptı, bu akraban, ben diyorum ki bir dakika, bütün dünya yanılıyor olamaz. Acaba sende bir aksayan taraf var mı? Yani bütün akrabaların mı kötü yani? Bir şeyi sen yanlış yapıyor olabilir misin acaba? Böyle yani psikoloğu dinlemek o yüzden hoşumuza gitmez. Bu yüzden psikologlar bize hakkı söylemekten vazgeçtiler arkadaşlar. Ne yapıyorlar? Sorular sorarak hakkı bizim bulmamızı sağlamaya çalışıyorlar. Bu da tabii bir seansta görülecek işi 10 seansa kadar uzatıyor. Onların da işine yarıyor bu durum. Ama niye? Çünkü hakkı söylese bir daha gitmeyeceğiz. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi yani bir hadis de duyduğumuzda arkadaşlar aklımız bir dakika ya bu yani ne demek istiyor burada Hazreti Peygamber? Bu rivayet doğruysa eğer herkes beni kendinden de çok sevecek. Haşa yani neredeyse narsist bir şeye benziyor, bir ifadeye benziyor. Şimdi böyle şeyler duyduğumda arkadaşlar çocukluktan beri elhamdülillah size de tavsiye ederim. Sadece tavsiye edebilirim ben. Siz kendi kararınızı kendiniz vereceksiniz. Gideceğiniz yolu kendiniz seçeceksiniz. Böyle şeyler duyduğumda benim takip ettiğim yol şudur arkadaşlar. Böyle bir hadis duydum ya da ayette böyle bir ifadeye rastladım. Aklım tam almadı, bana biraz garip geldi. Buna bilahare bakacağım. Yani buna bir bakmam lazım, burayı bir anlamaya çalışmam lazım. Ama ne Allah'tan ne peygamberden uzaklaşarak değil. Arkadaşlar benden uzaklaşarak beni anlayamazsınız, anlatabilir mi? Sonra nasıl anladım biliyor musunuz bunu? Peygamberi neden tanımalıyız? Sonra dedim ki kendi kendime yaşım ilerledikçe. Şimdi peygamberin hadislerine bakıyorsunuz arkadaşlar. Ne diyor? Hep de yemekten örnek vereceğim. Benim gibi iştahlı insanlar vardır herhalde aranızda. Peygamberimiz diyor ki arkadaşlar acıkmadan oturmayın, doymadan kalkın. Şimdi bunu hayatın boyunca yani biri mantı yapmış olsun ben tokum siz buyurun diyeceğiz. Biri başka sevdiğim bir şey getirmiş, çay demlemiş, kahve yapmış, yanına şöyle bir pasta yapmış, ne bileyim. Yani ben daha yeni yedim, siz lütfen buyurun diyeceğiz. Acıkmadan yemeyeceğiz. Bunu yapabilmen için o sözü söyleyen kişiye nasıl bir bağlılık duyman lazım? Veyahut da tabii bu yeme içme konusunda pek bağlılık duyar gibi görmedim sizi, neyse. Veyahut da mesela çocuğunuzu sabah namazına alıştıracaksınız. 5 vakit namaza alıştıracaksınız. Ay çocuk zaten dün gece yoldan geldi, geç yattı, işte akşam maç izledi, geç yattı, mışıl mışıl uyuyor, kış gecesi, sabah namazı erken oluyor. Nasıl kaldıracaksınız? Arkadaşlar,
Allah'ı, Allah'ın yolunu. İşte bir anne öyle kaldırıyormuş. Herkes kalksın namaza, cennette hepinizi görmek istiyor. Yani herkesi cennette göreceğim tam kadro diyor. O yüzden herkes kalksın. Nasıl kaldıracaksınız? Yani anlatabildim mi? Nefse aykırı gelen, egonun istemediği, nefsin o hayvani, çünkü bizim hayvani bir tarafımız var arkadaşlar. O hayvani, dürtüsel, nefsin istemediği, işte yeme içme olur, giyim kuşam olur, iş, mesela iş hayatı olur. Şurada bir yol var, haramdan ama müthiş para var. Burada bir yol var, helal ama kıt kanaat. Nasıl burayı seçeceksin burası da varken? Nasıl seçeceksin? Bağlılığının çok yüksek olması lazım. Sevginin çok yüksek olması lazım. Sonra işte okudukça siyeri, arkadaşlar peygamberin bir sözüyle hicret ettiler bu adamlar. Peygamberin bir sözü, tamam Allah'tan geldi ama şunu da unutmayın. Bak her zaman söylüyorum. Bu emrin Allah'tan geldiğini onlara kim söyledi? Yani Cebrail'i gördüler mi? Duydular mı? Mesela bir söz peygamberimiz söyledi, dedi ki bu Kur'an, bunu yazın. Bir söz söyledi, bunu da yazmayın, bu hadis, bu benim sözüm dedi. Yani bu ayrımı neye göre yaptılar onlar? Elimizdeki kitabın Kur'an olduğunu bize kim söyledi? Bakın peygamberi yakından tanımazsanız, arkadaşlar tanımazsak, ona canı gönülden güvenmezsek bunun bir adım sonrası Kur'an'dan şüphe etmektir. Ki onun bu peygamberden şüphenin Kur'an'dan şüpheye gittiğini şu anda akademik çalışmalarla kanıtlandığına dair yayınlar da okuyoruz. O yayınların isimlerini vermeyeyim buralarda. Elhasıl arkadaşlar biz neden peygamberi yakından tanımak, onu çok sevmek, onun hayatıyla ilgili detaylı bilgi sahibi olmak zorundayız. Bununla ilgili birkaç madde sizin için belirledim. Şöyle maddeler halinde ben daha kolay öğreniyorum. Sizin de aklınızda öyle daha kalıcı olacağı kanaatindeyim. Birincisi Allah'ın seçtiği bir insan olduğu için. Yani peygamberimiz arkadaşlar peygamber olarak seçilmeyi bekliyor muydu? Yani bir son peygamber gelecek, inşallah ben olurum. Hadi biraz daha kasalım, biraz daha Hira Dağı'nda bekleyelim. 10 gündü bir aya çıkarıyorum, bak falanca da inzivaya çekilmiş. Ona gelmesin Cebrail, bana gelsin. Böyle bir şey var mıydı arkadaşlar? Aşk. Tam tersi, Cebrail gelip sen peygambersin dediğinde ne hissetti peygamberimiz arkadaşlar? Rivayet, çok kuvvetli rivayetler var bununla ilgili. Dehşete kapıldı. Titreye titreye evine geldi. Acaba aklımı mı kaybediyorum diye. Hazreti Hatice ile konuştu. Allah ondan razı olsun radıyallahu anha. Peygamberimize orası da çok önemlidir. İnşallah ilk vahiy gelişinde konuşacağız ama olur ya hepiniz olmazsınız orada. Hazreti Hatice'nin ilk vahiy geldiğinde peygamberimiz hemen ona döndüğün, ona gelip onunla konuştuğunda söylediği sözler altın değerindedir arkadaşlar. Çünkü şöyle diyor, sen şu 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 ahlakta birisin, Allah seni asla utandırmaz. Yani ahlakı böyle olan kişiyi Allah asla utandırmaz diyor. O bakımdan orada sayılan nitelikler çok önemlidir. Bir kadın olarak eşinin yanında duruşu çok önemlidir. Tabii diyeceksiniz ki eşi de kim ama diyeceksiniz. Ama Hatice de ona göre yani. Bir ahlak ve karakterde. Allah onun için zaten onu ona nasip etti. İlk evliliğini onunla yaptı. O zor görevin ilk günlerinde çok kuvvetli bir destekti peygamberimize. Çünkü hayatı çok iyi tanıyan, tecrübeli, saygın, çok hikmetli, düşünceleri olan, insanları tanıyan, ticaretle meşgul bir hanım. Parantez açayım arkadaşlar, Peygamber Efendimizin hayatında böyle dar zamanlarda hep kadınlarla istişare etmiştir. Kadınların söylediklerini yapmıştır. Bak yanında Hazreti Fatıma, peygamberimizin her zor zamanında yanında olmuş. Peygamberimiz ona isim takmış. Ümmü Ebiha diye. Babasının annesi diye. Halaları hep
halalarıyla istişare etmiş. Daha sonra hanımlarıyla istişare etmiş. Hudeybiye anlaşması öncesinde o efendim ihramdan çıkılması konusunda. Elhasıl böyle yanında hep böyle bir kadın desteğinin hayatı boyunca var olduğunu görüyoruz. İşte yin yang deyin, o zor hayatı hanımlarla istişare etmek, hanımlarla diyaloğunu korumak, akrabalarından ve ailesinden olan hanımlarla suretiyle o zor hayatı taşıyabilmiş Peygamber Efendimiz. Allah'ın seçtiği bir insan olduğu için biz peygamberi iyi tanımalıyız. Şöyle ahlak var, evet onların hepsine eyvallah. Ama Allah diyor ki, Ahzab suresinin 21. ayeti arkadaşlar, unutmayın. Kim diyor Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, Allah'ın Resulü'nde onun için en güzel örnek vardır. Yani ben size bir model seçtim, size bir örnek seçtim, Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed. Peki kim için örnek bu? Allah'a ve ahiret gününe iman eden için. Peki efendim bu bizim, neyse işte çok canım sıkılıyor hakikaten, bizim hadis kitaplarına, siyer kitaplarına, bu rivayetlere güvenimizi sarsmaya çalışanlar neyi öneriyorlar? Kimi öneriyorlar? Çünkü arkadaşlar insan her yaşta örnek alma ihtiyacındadır. İsterse yaşınız 60-70 olsun. Örnek alırsınız. Birilerini takip edersiniz. Bazı kişiler takip edilen kişilerdir. İşte bugün fenomen dediğimiz, influencer dediğimiz kişiler. Bazı kişiler de, onlar da birilerini takip ediyor zaten, merak etmeyin. Çoğunluk ise, toplumun çoğunluğu ise taklit eden, tabi olan kişilerdir. Eğer arkadaşlar bu taklit edeceğiniz, tabi olacağınız, onun gibi olmak istediğiniz kişiyi bilinçli olarak siz seçmezseniz, çeşitli manipülasyonlarla toplum sizi farkına varmadan bir modelin peşinden sürükler. Bir bakarsınız ki değişim ve dönüşüm de aniden olmaz. Bir bakarsınız ki aradan bir zaman geçmiş, hiç uymayı düşünmediğiniz biri gibi davranmaya başlamışsınız. Yaptığınız israflara bakın, hayat tarzlarınıza bakın, onları burada görebilirsiniz. Yani Peygamber Efendimiz arkadaşlar, Kur'an'da sunulan, Kur'an'da istenen insan-ı kamil, ideal insan modelinin nasıl gerçekleşeceğini yaşayışıyla bize bizzat göstermiştir. Ve burada önemli olan arkadaşlar, bu insan-ı kamil, yani Kur'an'ın bizden istediği insan modeli sadece uhrevi boyutu olan bir insan değil. Mesela batılı İslam araştırmacıları, müsteşriklerden bazıları Peygamber Efendimiz'i bu yönüyle eleştirirler. Şöyle derler ki, onların diliyle söylüyorum, Muhammed Mekke'deyken tam bir peygamber gibi yaşadı ama Medine'ye hicret ettikten sonra bir dünya lideri gibi yaşadı. Niye? Çünkü onların kafalarında arkadaşlar peygamber dünya işlerine karışmaz. Ne diyor Hristiyanlık? Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya, Sezar'ın hakkı Sezar'a. Dualist bir zihindir. Dünya var, din var. Din ayrı bir bölgededir. Ayrı bir zamanı vardır. Ayrı bir yeri vardır dini hayatın. Onun dışında bir de dünya vardır. Dünya hayatı dünyanın kurallarına göre yönetilir. İslam'ın arkadaşlar bu sistemlerden, bunu öneren bütün sistemlerden en önemli farkı tevhid medeniyeti olmasıdır. İslam'da din ve dünya ayrımı yoktur. Dünya için yaptığımız her şey dinimizi etkiler. Dinimiz için yaptığımız her şey dünyamızı etkiler. Şimdilerde bununla ilgili tabii böyle söylemiyorlar ama farklı kelimelerle, farklı ifadelerle buna benzer şeyler söylüyorlar. Daha önce size bahsettim. Bağlantısallık isimli kitabında Profesör Türker Kılıç, efendim evrende her şeyin birbiriyle bağlantı içinde olduğunu bize söylüyor. Bunu ben dini bakış açısıyla baktığımda, sizin mesela diyelim ki misafir ağırlama biçiminizle takvanız arasında ilişki var. Yani takvanızı ya kuvvetlendirir misafir ağırlama biçiminiz ya zedeler. Mesela siz misafir ağırlamada gösterişi, takdir görmeyi, karşılık beklentisine dikkate alıyorsanız takvanız zedelenir bundan.
Yani bunu ayıramazsınız birbirinden. İnsanın organlarını nasıl birbirinden ayıramazsanız arkadaşlar. Ne yapıyor mesela doktorlarımız? Bir organa hayati bir müdahale yapacakları zaman diğer organları, diğer sistemleri iyi bilen doktorlarla konsültasyon yapıyorlar. Danışarak hareket ediyorlar. Niye ben burada böyle bir operasyon yapacağım? Acaba böbrekler ne olur? Acaba bulaşım sistemi ne olur? Acaba beyin ne olur? Danışıyorlar. Çünkü bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Yani şu anda karaciğerde çalışıyoruz, durduralım, şeyi keselim, irtibatı. Böyle bir şey olmadığı gibi hayat da böyle arkadaşlar. Din ve dünyanız bir madalyonun iki yüzü gibidir. Birbiriyle etkileşim halindedir. Acizane kanaatim, birinde geriledikçe ötekinde de gerilersiniz. Yani genelde insanlar şöyle zannediyorlar, işte dünyamız ileri giderse din de gerileriz filan. Ben ikisinde de ilerlemenin, ikisinde de gerilemenin mümkün olduğu kanaatindeyim. Aynı zamanda bu ayrı bir tartışma konusu. Peygamberimizin hayatına baktığımız zaman, işte az önce müsteşriklerin onu bu konuda eleştirdiklerini söylemiştim. Onun hayatına baktığımız zaman arkadaşlar, düşüncelerle davranışlar yani amelle ticaretle manevi hayat arasında, sosyal hayat arasında tam bir denge ve ahengin kurulduğunu görüyoruz. Peygamberimizin ahlakını tek kelimeyle anlat deseler arkadaşlar, denge ahlakıdır. İslam'ın ahlakı denge ahlakıdır. Ben de biraz aşırılardan hoşlanırım. Mesela aşırı zeki, aşırı yaratıcı zeka veyahut da efendim işte bazı sanatçıların yaşamları, yazarların yaşamları insanda böyle bir hayranlık uyandırır. İslam diyor ki hayır, mutedil olan en mükemmeldir. En mükemmel olan olmak arkadaşlar, orta halli olmakla mümkün, ortada kalmakla mümkün. Bu ne demek? Mesela işte Hristiyanlar insanın cinsel hayatını ilerlemeye engel görüyorlar. Manevi ilerlemesine engel görüyorlar. Bu yüzden eğer siz Katolik Kilisesi'nde yükselmek istiyorsanız hiç evlenmemiş olmanız gerekiyor. Çünkü evlenmek suretiyle bile olsa bir kadına temas etmişseniz artık siz yükselemezsiniz. Çünkü kirlendiniz. Yani veyahut da işte sizin için bir noksanlık bu. Ama Peygamber Efendimiz hem evleniyor, hem o hayatı bütün boyutlarıyla yaşıyor, ama aynı zamanda en üst düzeyde bir manevi hayat yaşıyor, aynı zamanda çok kuvvetli bir sosyal hayat yaşıyor, aynı zamanda büyük sorumluluklar sahibi, öğrencileri var, ilim öğretiyor, Ashab-ı Suffe'yi düşünün. Yani hayatın bütün unsurlarını bir denge içerisinde bir arada hiçbirinin hakkını ötekine yedirmeden yürütebiliyor. İşte onun için de Kur'an-ı Kerim bize onu eğer mükemmel bir insan tanımak istiyorsanız, mükemmel bir örnek görmek istiyorsanız, sizin için Allah'ın Resulü'nde, Allah'a ve ahiret gününe inananlar için en güzel örnek vardır diyor. Efendim, buyurun. Arkadaşımız diyor ki bu itidal meselesini biraz açılıyor. Buradaki itidali kim belirleyecek? Doğru mu anlamışım soruyor. Yani kültürün normal dediğinden mi bahsediyoruz? Yoksa hani bu normalin kriteri ne? Kriteri ne? Diyor. Şimdi arkadaşlar, Ahmet Hamdi Akseki'nin Ahlak Dersleri diye bir kitabı var. Ağır bir kitap, dili ağır bir Osmanlıca, ama onun sadeleştirilmişi de var. Fakat baskısı yok bildiğim kadarıyla. Ya illa okumanız da şart değil. Çünkü bütün İslam ahlakçıları buna benzer şeyler söylüyor. Ben oradan size anlatayım bu konuyu. İslam ahlakçıları diyor ki arkadaşlar, her ahlaki niteliğin ifratı ve tefriti vardır. Şimdi en anlaşılır birkaç tanesini söyleyeyim. Mesela İslam ahlakında çok önemli bir niteliktir arkadaşlar. Benim de kendim için Rabbimden çok dilediğim bir şeydir. Yavaş yavaş ucu gözüktü. İnşallah ölmeden önce Allah Teala onu bana tam olarak nasip eder. Halim sıfatı, hilm sıfatı. Hilm nedir arkadaşlar? Tam İslam ahlakının
şeyidir. Nasıl diyeyim size? Göstergesi olan bir sıfattır yani hilm. Hilm arkadaşlar reaksiyoner olmanın zıttıdır. Yumuşaklık diye tarif edilirse yumuşaklık değil. Hilm reaksiyoner davranmamak demek. Reaksiyoner olmak ne demek? Bir, mesela trafikte bunun örneklerini çok görürsünüz. Birisi arabanıza dokunur veya siz birinin arabasına dokunursunuz. Çıkar herkes önce bir bağırır çağırır birbirine herkes karşı tarafı suçlar. Bu reaksiyonerliktir. Karşınızdaki bağırdığında siz de bağırıyorsanız, biri size küstüğünde siz de küsüyorsanız, size, ancak size selam verene selam veriyorsanız bu reaksiyonerliktir. Allah rahmet eylesin Engin Geçtan diyor ki, İyilik konusunda başkasına, yani birisi size iyi davranmadıkça ona iyi davranmıyorsanız bu da bir bağımlılıktır diyor. Başkasının sana iyi davranmasına bağlıysa senin iyi davranman bu bir bağımlılıktır diyor. İyilik değildir diyor. Şimdi reaksiyoner insanı anladık. Halim insan nasıl arkadaşlar? Halim insan, bunu da Stephen Covey'in etkili insanların 7 alışkanlığında proaktif olma niteliği bir numaralı özelliktir. Oradan tarif edeyim. Halim insan arkadaşlar bir etkiyle karşılaştığında, bir etki nedir mesela? Diyelim ki benim hakkımda birisi falanca şöyle şöyle demiş, bu benim kulağıma geliyor. Bu bir etki. Yani bana şimdi bir olay aktarıldı. Tepki vermeden önce, nasıl tepki vereceğim? Tepki vermeden önce diyor, proaktif insan diyor Stephen Covey, bir duraksama düğmesine basar. Bir dakika der. Ve tepkisini duygularına göre değil, ilkelerine göre seçer diyor. Tepkisini duygularına göre değil, yani ben şimdi kızgınlıkla mı hareket ediyorum, öfkeyle mi hareket ediyorum, alınganlıkla mı hareket ediyorum, kalbim mi kırıldı, eleştiriye dayanamadım mı, kendimi mi kötü hissettim, bunların hiçbirisi benim davranışım için gerekçe olmamalı. Peki ne olmalı benim davranışımın gerekçesi? Yani şu anda farazi konuşuyorum. Tabii böyle masa başında bu işleri konuşmak kolay. Gerçek hayatta yapmak zor. Ne olmalı? Mesela bana göre hakkaniyet olmalı. Yani söylenen şey doğru mu kardeşim? Fatma Bayram Hoca da işte faraza yapmadığım bir şeyi söyleyeyim. Saate hiç riayet etmiyor. Yarım saat bekliyoruz her seferinde dese birisi. Ben buna hakkaniyet açısından bakmadım. Herhalde bir yanlış anlaşılma var. Başkasıyla karıştırıyor galiba dedi. Peki doğru söylüyorsa Fatma Bayram Hoca da çok uzatıyor. 1,5 saat insan dinleyebilir mi canım? Yani bir insanın dinleme kapasitesi 20 dakika. Hadi bilemedin yarım saat. 1,5 saat konuşmak nedir dese birisi. Ben de bunu duysam arkadaşlar hakkaniyet açısından doğru mu bu? Doğru. Doğru. Doğru söylüyor ama ben de ta nereden geldim? İnsan, bu insanlar da ta nerelerden geldi? 20 dakika konuşup hadi arkadaşlar eyvallah desem benim görevimi ihmal ettiğimi, tam yapmadığımı falan düşünürler. İşte ben de bu nedenlerle böyle yapıyorum derim. Ama doğru söylüyor derim. Doğru, çünkü doğru söylüyor. Gerçekten bir insanın dinleme kapasitesi 20-25 dakikadır. Etkin dinleme. Ondan sonra araya ha akşam neyi pişireceğim, çocuk okuldan geldi mi? Onlar başlar dönmeye veya yarınki ödevler, yarınki buluşmalar dönmeye başlar zihinde. Şimdi halim insan böyle davranır yani. Peki bu halim arkadaşlar, bunun ifrat ve tefriti var mı? Var. İfrat artı uçta aşırıya gitmek demek, tefrit de eski eksi uçta aşırıya gitmek demek. Yani fazla halim olursanız ne olur? Arkadaşlar fazla düşünmekten eyleme geçemeyen birisi olursunuz. Hani diyor ya ben çok inceyim, çok hassasım. Bu çok hassas olmak da bir böyle çok artı puan falan zannediliyor. Arkadaşlar bu noksanlıktır. Çok hassassan kendini tedavi et. Normal ol. Çok hassaslık iyi bir şey değil. Yani böyle bir mükemmellik gibi gösteriliyor. Çok mesela çok hassas olur, çok halim olursa. Düşünmekten böyle dersem öyle mi anlaşılır, böyle dersem şöyle mi anlaşılır? İşte aman yanlış bir şey yapmayayım. Benim var öyle bazı arkadaşlarım. Eylemsizlikle sonuçlanıyor. Fazla tedbir, fazla düşünme. Bütün hayatı gelip geçer, o orada kenarda kalır. Hiçbir şey yapamaz yani. Hani anlatabildim mi bilmiyorum.
Peki eksikliğinde ne olur? Az önce anlattığım reaksiyoner insan olur. İşte hem bunun tam ortasıdır. Peki bu ortayı, orta böyle kesin bir nokta mı yani? Hani oraya mı varmak zorundayız? Hayır arkadaşlar, o ortanın biraz sağı var, biraz solu var. Ortanın sağı, ortanın solu biliyorsunuz siyasette de var. Efendim ortanın etrafında bir daire var ya. İşte oraya ne kadar yani hani tabancayla veya okla atış attığınızda bir yuvarlak var değil mi? İlla tam ortadaki noktadan vurmanız gerekmiyor. Hani o yuvarlağın içindeyse atışınız isabetli oluyor. Bunun gibi düşünün. Ne kadar yaklaşırsanız merkeze o kadar en ideal şekle ulaşmış oluyorsunuz. Ne kadar uzaklaşırsanız yeter ki o halkanın dışına çıkmayın. Artı uca ve eksi uca doğru kaymayın. Mesela cömertlik. Arkadaşlar, cömertlik artı uca kayarsa ne olur? İsraf. Eksi uca kayarsa ne olur? Cimrilik. Ortası nedir bunun? Cömert ama tutumlu. Değil mi? Yani yeri geldiğinde cömert, yeri geldiğinde tutumlu olabilmektir. Bütün özellikler, bütün ahlaki nitelikler böyledir. Orada 15-20 tane sayıyor Ahmet Hamdi Akseki. Bunun orta hali dediğim gibi kesin bir noktası yok yani bunun. Toplumsal örfü yabana atmayın ama her zaman doğruyu göstermediğini de bilin. Her zaman da doğruyu göstermiyor toplum. Yani topluma göre değişiyor. Yani şimdi bir yörede düğünün normali, hani oradaki düğün dediğin böyle olur, bunlar yapılması lazım denilen şey İslam ahlakına göre israfın hani en uç örneği. Ama o yöreye göre o mutedil. Hani bunları işte biraz bakmak lazım. Yani din ne diyor, örf ne diyor. Örfü de tamamen yabana atmayın, tekrar ediyorum. Genç arkadaşlarda böyle bir şey oluyor, temayül oluyor. Çünkü örf de arkadaşlar süzüle süzüle gelmiştir. Bizim nesil mesela, bizim nesilden hani benim gibi yapan var mı bilmiyorum. Biz böyle aman Kur'an'a ve sünnete göre yapacağız her şeyi diye hiçbir şey istemedik. Çok böyle bedava gittik yani. O da çok doğru değil. Çünkü insanlar arkadaşlar nasıl diyeyim, biraz emek vermesi gerekiyor bir şeye. Biraz emek vermesi gerekiyor. Örf bunları boşuna konuşmamış. Mesela bana çeyiz çok saçma gelirdi, çeyiz yapmak. Ama şimdi düşünüyorum, çeyiz yaparken bir kız, tabii şimdi o da kalmadı da, yani hadi size antika bir örnek olsun diye söyleyeyim. Bir kız mesela 12-13 yaşında çeyiz yapmaya başlardı benim çok gençliğimde. Şimdi o yatak odası takımı örüyor, masa örtüsü örüyor, işte değil mi? Yani misafir odası takımı örüyor, televizyona örtü, oklavaya örtü, her şeye örtü, dantel, kılıflar örülüyor. Bunları örerken arkadaşlar evliliğe hazırlanıyor aslında. Benim evim olacak, işte o evde bu örtüyü öreceğim, bu danteli öreceğim. O evliliğe hazırlanıyor, sabır öğreniyor. Bakın bir el işi arkadaşlar, elle üretilen işler, sanat, zanaat ve el işi. Bunların hepsi sabır öğretir. Niye mesela dolmalar kalem gibi olmalıdır veya serçe parmak kalınlığında olmalıdır yaprak sarması? Niye? Yani ne olacak şöyle hani ne bileyim şu kalem kutu gibi olsa olmaz mı? Olmaz. Niye? Çünkü senin o sabrı öğrenmen gerekiyor. Yani ben örfün de böyle kendimizi içinde kaybetmedikçe, hayatımızı harcamadıkça içinde, yani yaprak sarması senede bir kere yapacaksan doğru dürüst yap yani. Şimdi değil mi, dizini de aç orada sar yani. Hani neden bilek kalınlığında olsun? Efendim, buyurun. Modeller değil mi? Roller ve rol modelleri soruyorsunuz. Şimdi arkadaşlar işte onun için kültür, örf önemli dedim. İnsanlar şöyle zannediyor. Biz Kur'an ve sünneti okuyunca karı koca olarak, öğretmen öğrenci olarak, işte iki komşu olarak birbirimize nasıl davranacağımızın bütün ölçülerini orada bulacağız zannediyor. Öyle bir şey yok.
Ne var biliyor musunuz? Temel kriterler var. O temel kriterlere göre her yiğidin yoğurt yiyişi farklı, her evlilik farklı, her komşu ilişkisi farklı. Yani yeter ki işte haksızlık olmasın, zulüm olmasın, eziyet olmasın. Mesela ben isim vermeyeyim, hadi sizi de böyle hayal kırıklığına uğratmayayım. Peygamberimizin sahabesinden arkadaşlar, ya İslam ansiklopedisinde yazıyor, isim versem ne olacak değil mi? Hani ansiklopedi yazdığına göre bu ismi verebilirim. Zübeyir bin Avvam arkadaşlar karısını dövermiş. Peki karısı kim? Hazreti Ayşe'nin ablası. Esma binti Ebi Bekir. Yani Hazreti Ebu Bekir'in kızı. Yani dövme, peygamberimizin kadın dövmekle ilgili ne kadar hadisleri var değil mi? Sizin kadınlarınızı dövenleriniz sizin hayırlılarınız değildir falan. Bu Hazreti Esma ikide bir babasına şikayete gidermiş Hazreti Ebu Bekir'e. Hazreti Ebu Bekir nasıl bir mizaçta insan arkadaşlar? Çok yumuşak. Çok yumuşak. Hazreti Ebu Bekir de kızına ne dermiş arkadaşlar? Sabret. Esma binti Ebi Bekir'in hayatına ansiklopediden bakın. Sabret dermiş. Herhalde tahmin ediyorum babası öldükten sonra boşanmış kocasından. Esma binti Ebi Bekir. Şimdi bu Zübeyir bin Avvam da dananın kuyruğunun koptuğu yer burası. Arkadaşlar aşere-i mübeşşereden. Yani cennetle müjdelenenlerden. Şimdi hanımlar bunu öğrendiler bir derste. Hocam nasıl oluyor? Demek ki kadın dövmek önemli bir şey değil mi? Yani kadınlarını dövsen de hani cennete gidiyorsun falan. Yani böyle bir hatamızdan bir demeyeyim de yani istikrarlı da olsa bir zaafımızdan bir yanlışımızdan dolayı cennete gidemeyeceksek arkadaşlar cennete kimse giremez peygamberler dışında. Bazı peygamberler bile giremez. Bazı peygamberler yani bu olay bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Peygamberin hayatında peygamberimizin baldızı Esma binti Ebi Bekir. O kadar kıskançmış ki korkusundan peygamberimizin devesine bile binemezmiş. Hazreti Esma'yı bir gün görmüş de böyle yük taşıyor. Bir de ziraatle meşguller. Hurma bahçelerinde çalışıyor. Hurma bahçelerinde çalışıyor ama nereden geldi? Mekke'de bir tüccarın kızıydı Hazreti Esma. Geldi hurma bahçelerinde çalışıyor, yük taşıyor. Peygamberimiz devesine ne bindirmek istemiş onu öyle yükle görünce reddetmiş. Zübeyir görürse bir dayak daha. Yani birisinin devesine bindin. Peygamber olsun isterse. Bilmem anlatabildim mi? Yani bu örf, kişisel farklılıklar. Peki bu kadın, şimdi zihninize bir sürü soru takıldığının farkındayım ama beni izlemeye devam edin. Bu sorular yavaş yavaş. Hepsi bugün olmayacak yani. Yavaş yavaş inşallah açıklanır. Arkadaşlar, mesela peygamberimiz sizin önüne getirilseydi bu konu peygamberimiz ne derdi? Yani dövülmesine onaylamazdı tabii ki. Ama Esma da getirmemiş işte. Yani kocasını veya işte toplumsal statüsünü her neyse. Yani anlatabildim mi bilmiyorum arkadaşlar. Kişiye göre, aileye göre, örfe göre, mizaca göre aileden aileye değişir bunlar. Bu ilişkiler. Bir başkası deseydi ki mesela orada Hazreti Esma değil de Ayşe olsaydı Allahu alem Hazreti Ayşe öyle dayak yerde oturur mu ya? Hazreti Ayşe çok kuvvetli bir kadın arkadaşlar. Yani muhtemelen sabretmeyecekti bilmiyoruz. Peki sabretmeyen kişi günahkar mı? Hayır. O da hakkını arıyor. Sabreden ezik mi? Hayır. O da hem Abdullah bin Zübeyir'in annesi. Abdullah bin Zübeyir biliyorsunuz Emevilere isyan edildi, Haccac tarafından mancınıkla öldürüldü. Hem de Zübeyir bin Avvam'ın eşi, Ebu Bekir'in kızı vesaire. Yani insan sayısınca hikaye var arkadaşlar. Bu yüzden şunu yapmayın. Ya sen buna nasıl katlanıyorsun? Ya da bu çocuğu ben olsam şöyle yaparım. Çünkü senin çocuğun değil. Çünkü sen o kişi değilsin. Yani temel ilkeleri birbirimize söyleriz. Tavsiyeleri de bulunuruz ama herkesin bir aile hayatı, bir şartları var,
gidebilecek yere, gidemeyecek yere, sonra boşanıyor kocasından, boşandıktan sonra 50 yıl daha yaşamış, oğluyla birlikte yaşamış, hiç evlenmemiş. Belki oğlunun büyümesini bekledi, bilmiyoruz, bilmiyoruz yani. İşte diyorum ya size, mahşer meydanı için hayalleriniz olsun. Hazreti Esma'ya gidip soralım, mahşer meydanında sen niye bekledin, niye sabrettin diye sorarız. Ama bak sonuna kadar da sabretmemiş yani, ayrılmış bir noktadan sonra. Elhasıl bu şey konusunu arkadaşlar, rolleri böyle sünnette açık seçik bulacağınızı düşünmeyin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her evliliğe, her ilişkiye müdahale etmiyor. Sadece tavsiyelerde bulunuyor. Sordukları zaman o tavsiyelerin bazısına uyuyorlar, bazısına uymuyorlar. Sahabe bazen uymadıkları oluyor o tavsiyelere, bir şey deniyor. Çünkü bu her insanın taşıyabileceği farklıdır, şartları farklıdır. Mesela kiminin anası babası kuvvetlidir, ailesi kuvvetlidir. Hani ona göre daha cesurdur, daha özgüvenli yetiştirilmiştir. Kimisi öyle değildir, gitse nereye gidecek yani. Dolayısıyla biraz aman burası daha iyi gideceğim her yerden diye düşünür. Yani ne yargılayalım ne de böyle kesin direktiflerle herkesin işte böyle bir standarda uymasını bekleyelim. İnsan söz konusuysa arkadaşlar, standart yoktur orada. Yani tek tip bir davranış. Tek, herkes şöyle evlilik yapacak, herkes şöyle davranacak birbirine, böyle bir şey yok. Temel ilkeler var. Bu temel ilkelere uyulmadığı zaman, yani işte dayak gibi, hakaret gibi şeyler olduğunda, herkesin kırmızı çizgilerinin, dayanabileceği gücün bir sınırı var, bir limiti var. Dayanma gerekçeleri var. Kaç tane çocuğu vardı, onları bıraksa, efendim o günkü örfte çocuk babaya ait, çocuk, yani ayrılan kadın çocuklarını alamaz, çocuk babada kalıyor. Efendim onu göze almak istememiştir. Bir sürü şartları var yani insanların. Bilmem sorunuza cevap oldu mu efendim? Cevabı olmayan, cevap vermeden cevap vermek. Yani cevap vermediğimin ben de farkındayım ama bu konunun cevabı yok. Yani herkes şöyle davranacak, bunun cevabı yok. Arkadaşlar, eğer bir haksızlık varsa herkes onun hesabını verecek. Ama unutmayın, insan ilişkilerinde arkadaşlar, Hazreti Ali diyor ki radıyallahu anh, ortada bir zulüm varsa diyor, zalim kadar mazlum da suçludur diyor. Bugün buna kurban psikolojisi deniyor. Bir bakarsınız ona, kurban psikolojisiyle ilgili çok kitaplar var. Neden diyorlar zalimi anladık da mazlum neden suçlu? Çünkü diyor mazlum boyun eğmeseydi zalim zulme demezdi diyor. Mazlum boyun eğmeseydi, yani her zalim arkadaşlar o zulme boyun eğmesi muhtemel olan birini bulur zaten. Bu iş yerlerinde, sosyal hayatta, okul hayatında, mesela okuldaki zorbalık ilişkilerinde, çocuklar arasında hep bunun örneklerine rastlayabiliriz. İşte Peygamber Efendimiz bu anlamda herkes için bir örnektir. Zübeyir bin Avvam peki niye öyleydi, nasıl yetişti, nasıl bir ailede büyüdü, karakteri nasıldı? Mesela Peygamber Efendimiz'e geliyor bir hanım, şimdi isimleri hatırlamıyorum. Ya Resulallah, beni iki kişi istiyor diyor. Birisi şu, birisi de şu. Siz hangisini tavsiye edersiniz diyor. Diyor ki ikisiyle de evlenme. Biri çok sert, biri de çok fakir. Gel ben seni şununla evlendireyim. Bak bildiğini söylüyor. Hepsi sahabe bunların. Onun bildiğini söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun hayatından buna dair sayısız örnekleri özellikle siyerde değil de hadis kitaplarında daha fazla görmeniz mümkün. Şimdi birinci madde dedik, Allah onu seçtiği için. Sonra bu maddenin doğal sonucu olarak arkadaşlar, örnek olmak üzere seçildiği için Peygamber Efendimiz, İnsanlara her anlamda rehberlik edecek bir donanıma sahip peygamberimiz. Şimdi 40 yaşında peygamber oluyor. Peygamber olmadan önceki hayatını sizlerle burada okuyacağız. Yetim büyüyor, başkalarının evlerinde büyüyor. Arkadaşlar çobanlık yapıyor, ayak işlerinde çalışıyor, fakir bir ailede büyüyor. Asil bir aile, yani her şeyi yaşıyor ve bir harita görmüştüm.
Ne yazık ki benim öyle işte kaynaklara erişik, çok o kadar çalışkan biri değilim. Keşke bulsam size de getirsem. Peygamberimizin Arap Yarımadası'nda, Arap Yarımadası haritası, yaptığı seyahatler. Mekik dokunmuş arkadaşlar. Ticaret kervanlarıyla. Amcasının yanında çalışıyor, başka kervanlara ortaklık yapıyor. Ticaret, ben hiç ticaret yapmadım hayatımda, ailemde de hiç ticaretle uğraşan yok. Biz işçi ve memur ailesiyiz. Dolayısıyla biraz uzağım o dünyaya. Ama ticaret kadar insanı tanıtan bir meslek de yok diyebilirim. İnsan tanıyor. Çok fazla yöre tanıyor, oradaki örfleri tanıyor, insanları tanıyor. Büyük bir tecrübeyle, yani peygamberlik öncesi hayatında büyük bir tecrübeyle geliyor oraya. Bütün insanlara rehber olarak gönderildiği için zaten Cenab-ı Hak tarafından da özel olarak yetiştiriliyor. Yani peygamberimizin, peygamber bunların üzerinde hep duracağız tek tek. Peygamberlik öncesi hayatındaki hiçbir şey de tesadüfi değil. Şimdi sabah da konuştum bir vesileyle. Bakın, alemlere rahmet en son peygamber olarak seçiliyor. Bütün peygamberler içerisinde hayatı en detaylı bilinen ve hedeflerini gerçekleştirme konusunda da tek başarıya ulaşmış tek örnek peygamberler arasında. Bu kadar önemli bir, yani peygamberlik olayının mührü olan bir peygamberi Cenab-ı Hak niye el bebek, gül bebek, böyle çok her nimete ulaşabildiği bir yerde, mesela o dönemde işte Roma var, İran var, çok zengin Çin var, buraların saraylarındaki yaşamlar, zengin hayatlar var. Arap Yarımadası'nda da zenginler var, Taif'in zenginleri var, öyle dediler ya, bir peygamber gönderecektiyse Allah şu iki şehrin ileri gelenlerinden birisini göndermesi gerekmez miydi dediler Mekkeliler. Mekke ve Taif'i kastediyorlar. Yani bula bula bir yetimi mi buldu Allah diyorlar. Neden onu seçiyor ve neden ona o hayatı yaşatıyor? Arkadaşlar, çok hararetle tavsiye ediyorum. Bu çocuklarımızı konfor alanının dışına çıkarmak ve onlara sorumluluklar vererek yetiştirmekle ilgili Acar Baltaş Hoca'nın konuşmalarını dinleyin. Kitaplarını okuyun. Ne diyor biliyor musunuz? Konfor alanından başarılı biri çıkmaz diyor. Konfor alanından çıkmamış biri başarılı, ister bir çocuk olsun ister bir yetişkin. Mesela ben şimdi açık öğretimden acaba bir ikinci dal daha okusam mı diye düşünüyorum. Gidip açık öğretim bürosuyla konuşmaya bile eriniyorum yani. Bu niye? Bir konforlu artık ulaşmışım bir yere, işte yapacaklarım belli, üniversite orası bana bir şey kazandırmayacak mesela şey olarak, statü olarak. Ama bu konforun dışına çıkmadıkça onu yapamam. Bilmem anlatabildim mi arkadaşlar? Resulullah'ın bütün bu yetenek ve vasıflarıyla birlikte herhangi bir insan gibi yaşamış olması bizim için çok harikulade bir örnek kılıyor onun. Neden? Eğer bir melek gibi yaşasaydı ya da hayatı hep insanüstü mucizelerle desteklenseydi, hep bütün sorunlarını o şekilde çözseydi, biz diyecektik ki hala da diyoruz, herhangi biri gibi yaşamış olmasına rağmen bu cümleyi söylüyoruz. Ama o peygamberdi. Biz yapamayız onun gibi çünkü o peygamberdi. Evet, bizim yapamayacaklarımız var onun hayatından. Mesela peygamberimiz diyor ki bir gece namazı kılarken mescitte kılıyormuş. Sahabeden biri de uyku tutmamış, gideyim namaz kılayım diye mescide gelmiş. Bakmış peygamberimiz gece namazı kılıyor ferdi olarak, o da tabi olmuş. Nafile namazda öyle tabi olabilirsin. Diyor ki o kadar çok okudu ki herhalde sabaha kadar okuyacağız böyle dedim diyor. Bakara suresi bitti, Ali İmran suresi bitti, okuyor yani. Sonra bir rükû yaptık diyor. O kadar uzun rükû yaptı ki burada kaldık herhalde biz dedim diyor. Secde hakeza. Sonra selam verince diyor beni gördü ve dedi ki keşke geldiğini bana hissettirseydin. Senin geldiğini bilseydim daha hafif kılardım diyor. Yani siz benim gibi yapamazsınız diyor. Dediği yerler var. Ama bunun dışında arkadaşlar, o özel ibadetleri dışında Peygamber Efendimizin her konuda bize örnek oluyor. Hatta onu örnek almadığımızda kızıyor. Mesela bir defasında Tebük Savaşı'nda sanırım sefere çıkıyorlar.
Ramazan ayı çıkıyorlar. Medine'nin dışına çıkınca peygamber çok uzun bir yol, çok sıcak bir mevsim. Peygamberimiz diyor ki oruçlarınızı bozun. Yani gündüz iftar almamış. Oruçlarınızı bozun. Bozmuyorlar. Biz tutarız ya Resulallah diyorlar. Kızıyor peygamberimiz. Onların önünde kendisi bozuyor. Yani bozun dedim size diyor. Yani peygamberimizi de aşmak istiyorlar mesela. Onun yaptıklarını yetersiz görüyorlar. Bazı örnekler var böyle. Duymuşsunuzdur. Tekrar ediyorum. Cenab-ı Hak tarafından seçilmiş, özel şartlarla hazırlanmış, Efendimizin ifadesiyle ekle beni Rabbi fe ahsene te'dibi, beni Rabbim terbiye etti ve terbiyemi ne kadar güzel yaptı dediği bir hayat yaşamış ama buna rağmen normal biri gibi arkadaşlar. Mesela Peygamberimizin vefatından sonra sahabeye soruyorlar. Diyorlar ki siz peygamberle ne konuşurdunuz? Hani vaaz, ders falan dışında. Yani oturuyorsunuz, işte beraber yemek yiyorsunuz, ne konuşurdunuz? Diyorlar ki biz neyden konuşursak o da ondan konuşurdu. Biz işte işlerden bahsediyorsak o da ondan bahseder. Evde, ev hayatından bahsediyorsak ondan, çocuklardan bahsediyorsak ondan. Biliyorsunuz dışarıdan biri geliyor, hanginiz Muhammed diyor. Yani topluluk halde onları görüyor. Hanginiz Muhammed? Bir öne çıkan bir tarafı yok. Bir defasında yolculuk yapıyorlar, mola veriyorlar. İşte iş bölümü yapıyorlar, yemek yenilecek. Biri diyor ki ben işte hayvanı keserim, öbürü diyor ben yüzerim, öbürü diyor ben ateş yakarım, öbürü diyor ben pişiririm falan iş bölümü yapıyorlar. Peygamberimiz diyor ki ben de odun toplayayım diyor ateş için diyor. Ya Resulallah diyorlar size bir şey yaptırır mıyız? Haşa yani lütfen siz istirahat buyurun diyorlar. Diyor ki biliyorum benden bir iş beklemediğinizi ve buna ihtiyacınız da olmadığını ama ben sizden farklı biri gibi yaşamak istemiyorum diyor. Arkadaşlar aşırı olmak her zaman daha kolaydır. Bak demin verdiğim ahlaki örnekleri söyleyeyim. Hilim örneği verdim, cömertlik örneği verdim. Ben karar verdim, cebimde para tutmayacağım, dağıtacağım. Çok kolay. Arkadaşlar ilk başta zorlanırsın. Sonra alışırsın. Ben biraz o tarafa çok yakınım. Ben karar verdim arkadaşlar kimseye vermeyeceğim. Bu para bana lazım. Benim ne olur ne olmaz yaşlılığım var, ölümüm var. Bundan sonra para biriktireceğim. İlk başta biraz zorlanırsın kolay. Zor olan ne biliyor musun? Ne zaman vereceksin ne zaman vermeyeceksin. İşte denge bu demek. Onun için de basiret gerekiyor benim kanaatim. Mesela Esma-i Hüsna'nın insandaki tecellileri de böyledir. Allah Teala'nın Vehhab ismi var, Mani ismi var. Sırf Vehhab ismi olsaydı, Mani ismi olmasaydı hep vereceğiz. Hep her isteyene vereceğiz. Böyle olurdu. Ama Mani ismi de var, yani bazen de vermeyeceksin. Çünkü bazen hayır demen o kişinin lehine. Bazen o çocuğa hayır demen gerekiyor. O komşuya, o eşe, o arkadaşa hayır demen, yani bir sınır çizmen gerekiyor bazen. Nasıl yapacaksın? Ne zaman evet diyeceğim, ne zaman hayır diyeceğim? Bunu ayırt edebilmek işte bütün mesele. Sorduğunuz soru bu açıdan kıymetli. Orada vicdanınızla, irfanınızla, bilginizle hareket edeceksiniz. Bir de bir tavsiyem var arkadaşlar. Böyle kritik seçimlere gelmeden önce ilkelerinizi belirleyin. Hayat ilkeleriniz ne sizin? Bu ilkeler 30-40 tane olursa ne siz uyabilirsiniz ne başkası size tahammül edebilir. 5-6 tane, 3-4 tane kendinize prensip. Benim hayattaki ilkelerim şunlar dediğiniz ilkeler belirleyin. O ilkeleri önceden iyi düşünerek belirlerse bu ilkeler değişebilir. Yani bu sene böyleydi, önümüzdeki sene şunu başardım, onun yerine şunu ekliyorum dersiniz. Efendim değişebilir ama her zaman önceden belirlenmiş olsun. Önceden belirlenmiş olursa arkadaşlar kriz anlarında karar vermeniz kolaylaşır. Çünkü anayasanız var, kitapçınız var yani hemen oradan sizin ilkeleriniz belli. Ne yapacağınız, ne yapmayacağınız belli. Tabii bunun dışında hala zorlanıyorsanız yardım almanız gerekir. Hiç sınırlarınız yok, hiç ne zaman ne yapacağınızı bilmiyorsunuz, hiç karar veremiyorsunuz. Orada bir gelişimsel aksayan bir şey var demektir. İşte Peygamber Efendimizin tırnak içerisinde normal, herhangi bir insan gibi olması, karnı acıkıyor, susuyor, üzülüyor, yoruluyor,
ağlıyor, seviniyor, mutlu oluyor, mutsuz oluyor. Bizim yaşadığımız bütün o halleri, korkuyor yeri geldiğinde, bütün o halleri yaşaması bizim onu örnek almamızı kolaylaştırıyor. Üçüncüsü, arkadaşlar aslında onu az önce söyledim, hemen hızlıca geçebiliriz. İdeallerini gerçeğe dönüştürebilmiş tek peygamber. Peygamberler tarihinde. Bunu ben söylemiyorum, İslam tarihçileri söylüyor. Hazreti Peygamber'in insanlık tarihinde siyasi, hukuki, ekonomik ve sosyal alanlarda ortaya koyduğu değerleri, şimdi bir takım değerler anlattı insanlara, bunu bir fiil, bir toplumla birlikte uygulamayı başarmış tek peygamber. Şimdi asr-ı saadet diyoruz biliyorsunuz o döneme, mutluluk asrı, mutluluk çağı diyoruz. Evet, o asr-ı saadet peygamberimizin vefatıyla birlikte dönüşmeye ve değişmeye başladı. Yavaş yavaş, yavaş yavaş dönüşmeye başladı. İşte Emeviler döneminde biraz daha sürdü. Oradan o asr-ı saadetten gelen motivasyon sonra giderek çeşitli sosyal, siyasi sebeplerle bunlardan uzaklaşıldı. Ama arkadaşlar bu hiçbir zaman moralimizi bozmayacak. İnsanlık tarihinde veya bir insanın bireysel tarihinde bunu unutmayın. Bir şeyi bir kere yapabilmişseniz bir daha yapabilirsiniz demektir. Bir şeyi bir kere yapabilmek. Yani bir kere parmak kalınlığında sarma yapmışsanız ikinci kere de yaparsınız. Bir kere su böreği yapmışsanız ikinci kere de yaparsınız. O yüzden insanlık tarihinde böyle bir örneğin yaşanmış olması, gerçekleştirilmiş olması, bunun bir masal olmaması, Yahudilerdeki gibi, Hristiyanlıktaki gibi bir ideal, bir hayal değil, yaşanmış bir örnek olması insanlık için son derece ümit verici, çabalarımızın boşa gitmeyeceğini gösteren son derece ümit verici büyük bir motivasyondur. Arkadaşlar, hiçbir ıslahatçı tarih boyunca hiçbir ıslahatçı bunu başaramamıştır diyor. Bir de arkadaşlar 10 yıl gibi bir sürede. Yani siz düşünün içimizde 20-30 yıl bir mesleği icra edenler var. Nereden nereye gelebiliyorsunuz insanlarla uğraşırken? 10 yılda kendi çocuğunuzu bile hani istediğiniz şekle sokamayabiliyorsunuz. Doğru bulduğunuz şekle diyelim. İstediğiniz şekil her zaman doğru olmayabilir. Dolayısıyla çok büyük bir başarı gerçekten. Bu yüzden bazı İslam alimleri arkadaşlar, İmam Maturidi de buna dahil, onun hayatının başlı başına bir mucize olduğunu söylüyorlar. Yani işte ayı ikiye yarması, parmağından sular akması bunlara gerek yok. Onun hayatı bir mucizedir. Olağanüstü bir başarıdır. Hiçbir insana nasip olmadı öncesinde. Bu açıdan siyeri öğrenmemiz çok kıymetli. Çünkü aynı yoldan gidersek olabildiğince işte o merkezdeki o dairenin içinde kalmayı başarabilirsek aynı şeyler bizim için de mümkün. Çünkü hayatta bir kere olan tekrar olabilir. İnşallah burayı anlatabilmişimdir. Ama işte ibadetleriyle, ahlakıyla, sabrıyla, edebiyle, nezaketiyle, hem yumuşaklığı hem otoritesiyle o dengeye, o kıvama olabildiğince yaklaştığımız zaman bunu başarabiliriz. Dördüncü madde arkadaşlar aslında bir öncekinin devamı gibi, bütün özel niteliklerine rağmen beşer sınırları içinde kalmaya özen göstermiştir. Bunun örneğini vereyim size Peygamberimizin hayatından. Arkadaşlar Efendimizin hayatından bunun örneği galiba daha önce de bahsettim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'a giderken Burak'la gittiğini söylemiştim değil mi? Sonra hicret ederken nasıl hicret etti? Deveyle, üstelik ne tehlikelerle değil mi? Önce kuzeye gidecekken önce güneye gitti. Orada bir mağarada kaldı şaşırtmak için. Arayıcılar farklı yönlere gitsin diye istirenler, izlerini kaybettirmek için Hazreti Ebubekir'in çobanına arkasından koyunlarını otlattılar, arkalarından devenin izleri kaybolsun çölde diye. Efendim çıktılar, sonra bir rehber tuttular. Bu rehber müşrik bir rehber. Bilinen yoldan değil, en bilinmeyen tali yollardan, çok daha uzun bir yol mesafeyle onları götürdü. Ama Peygamberimiz mesela şunu dediğine rastlamıyoruz. Ya Rabbi, Burak şimdi lazım, lütfen gönderir misin? Bir beşer
hangi imkanlarla yapabilecekse yapmıştır. Mesela arkadaşlar, sizi duadan, zikirden uzaklaştırmak için söylemiyorum bunları. Peygamberimizin hayatında duanın, zikrin, hatta Kur'an-ı Kerim'de çok kuvvetli bir örneği var, yeri var. Ya eyyühellezine aminu fukurullahe zikran kesira. Ey iman edenler, Allah'ı çok zikredin. Bu yüzden mesela savaşlarda falan Allah 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 denmesi bu sebepledir yani. O savaştaki zikir, zikrin oradaki yansımasıdır o. Mutlaka zikriniz, virdiniz, dualarınız, tesbihleriniz olmalıdır arkadaşlar. Kendiniz bunu belirleyebilirsiniz, seçebilirsiniz. Bütün dua mecmuaları, peygamberden bize kadar gelen bütün o dualar kitaplarda kayıtlıdır. Ama arkadaşlar şöyle bir örnek var mı? Hiç duydunuz mu, okudunuz mu? Bir kaynak gösterse birisi bu itirazından vazgeçecek. Yıllardır bu itirazı yapıyorum. Mesela peygamberimiz diyor ki bir gün, böyle bir şeye rastladınız mı yani? Diyor ki, ey Medineliler, duydum ki Mekkeliler bizim için bir ordu topluyorlarmış. Bu gece saat 3'te herkes kalksın. Tabii orada o zaman saat yok. Gene bakın anokranik bir şey yaptık. İşte seher vaktinde herkes kalksın ya da mescide gelsin. 500 Yasin, işte 1500 Fetih Suresi, şu kadar Salat-ı Tefriciye, şu kadar işte Esma-i Hüsna'dan şu isimler çekelim de Allah bu düşmanı def etsin. Arkadaşlar hiç böyle bir rivayete, içinizde okuyan, yazan çok insan var biliyorum. Hiç böyle bir rivayete rastladınız mı? Peygamberimiz Mekkelilerin veya diğer düşmanlarının kendisi için bir ordu hazırladığını, yani Medine topluluğuna saldırmak üzere bir ordu hazırladığını duyduğunda ne yapıyor arkadaşlar? Bir, istişare heyetini topluyor. Bir karar alınıyor. O karara göre ilana çıkılıyor. İşte eli silah tutanlar, orduyu maddi olarak destekleyebilecek olanlar, fiili olarak katılabilecek olanlar gelsin diye. Bazı durumlarda herkes savaş emri çıkarılıyor. Tebuk seferinde olduğu gibi. Bazı durumlarda daha küçük bir topluluk gönderiliyor. Bu topluluğa kumandan tayin ediliyor. Peygamberimiz gitmeyecekse eğer. Peygamberimiz gidecekse kumandan zaten o oluyor. Her şeyi hazırlıyor. Kaç sayıyor ordusunu. Kaç tane atımız var, kaç tane devemiz var, kaç tane piyade var, elimizde hangi silahlar var, okçu kaç kişi, işte kılıçla savaşacak kaç kişi. Herkesi sayıyor, fizibilitesini ne denir ona. Bunu yapıyor arkadaşlar. Strateji belirliyor. Nereden gidiyoruz, nerede konaklayacağız? Bir strateji belirliyor. Sonra dua ediyor arkadaşlar. Sonra bütün bunları yaptıktan sonra, tabii yolda giderken de dua ediyor da, yani bütün bu hazırlıklara ekliyor duasını. Duayı amel yerine koydu arkadaşlar. Şimdi biz Gazze'de ne yapıyoruz? Allah'ın şu Siyonistleri yeryüzünden sen şöyle kaldır, böyle yok et falan. Bu ne demektir biliyor musunuz arkadaşlar? Bu şu demektir. Allah'ım sen Filistinlileri korumayı bana yükledin. Ben de şimdi onu sana havale ediyorum. Lütfen benim yerime sen yapar mısın? Bakın velev la defullahin nase ba'dahum bi ba'din lefesedetil ardu diye ayet var. İki yerde geçiyor bildiğim kadarıyla. Kur'an-ı Kerim'de. Eğer insanların bir kısmıyla diğer bir kısmının yaptığı kötülüğü def etmeseydik yeryüzünde fesat kaplardı diyor Allah Teala. Yeryüzünde bozgunculuk, zulüm, haksızlık kaplardı. Yani yeryüzünde bozgunculuk, zulüm, haksızlık olmaması için ne yapmak gerekiyor? İyilerin kötülerle mücadele etmesi gerekiyor arkadaşlar. İyiler kendi görevini Allah'a havale ettiği zaman olmuyor işte. Peygamberi örnek almış olmuyoruz o zaman. Peygamberi örnek almak sadece yemeğe tuzla başlamak, sağ elinle yemek, sağ ayakkabıyı giymek önce değil yani. Sırf onlar değil. Onlar da önemli ama sırf onlar değil. Hepimiz bunun, yani o konuya girdiğim zaman çıkamıyorum içinden, hesabını vereceğiz. İşte bütün Cenab-ı Hakk'a yakınlığını düşünün, dualarının yerini düşünün, Allah katında seçilmiş olmasını düşünün. Aslında bunu diğer peygamberlerde de görüyoruz.
Hazreti Meryem'in yani yaşadığı, Hazreti İsa'nın, diğer Hazreti Musa'nın yaşadığı o halleri düşünün. İçinde bulunduğu korkuları, tehlikeleri düşünün. Cenab-ı Hakk'a havale etmişler mi? Bir tane peygamber yapamıyorum ben artık ya demiş. Yeter, yapamıyorum demiş. Kim? Yunus Aleyhisselam arkadaşlar. Başına gelenleri biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de peygamberimiz ikaz ediliyor. Ve la tekun ke sahibil hud. Sakın balık sahibi gibi yapma. Beşer sınırları içerisinde arkadaşlar. Ve bütün beşeri davranışlarda da altın ölçüyü tutturmuş. Hiçbir ilişkisi, hiçbir tavrı diğerinin önüne geçmemiş. Yani mesela bir iki örnek vereyim bununla ilgili. Bir savaşa gidiyorlar. Tabii o günkü savaş halini biz bilmiyoruz, bilmeyelim de zaten. Savaş çok korkunç bir şey arkadaşlar. Peygamberimiz Muhammed Hamidullah Hoca'nın tespitiyle savaştan başka bir yol olduğu sürece asla savaşa başvurmamıştır. Savaştan başka bir yol kalmadığı zaman da savaştan kaçmamıştır. Savaş konusunda peygamberimizin tutumu budur. Diplomasi, başka yollar varsa önce o yolları denemiştir. Ama artık seni yok etmek istiyor karşındaki ve hiçbir yol tesir etmiyor, o zaman da savaştan kaçmamıştır. Arkadaşlar, savaşa gidiyorlar bir defasında. Savaşa gitmek şu demek. Her an baskına uğrayabilirsin. Her an bir tehlike halindesin. O yüzden peygamberimiz mesela yolda giderken bir öncülleri var, bir artçıları var. Öncüller gönderiyor, ardında birilerini bırakıyor. Bir baskın olursa haber ulaştırsınlar vesaire. Yani bir, sürekli bir tehlike halinde yaşıyorlar. Namaz için mola veriyorlar. Bu molada birisi abdest alırken peygamberimiz onu görüyor. Arkadaşlar abdest alırken aceleye getirmiş, topuklarını yıkamamış. Yani şöyle ayakları üstten yıkıyor. Bir de o günkü şartları düşünün, ne olur yani. İbrikle mi, kırbada mı? İbrik de yanında taşınmaz ki. Bir kırbadan su alıyor muhtemelen. Yani hangi şartlarda o abdest alınıyor? Peygamberimiz onu görüyor topuklarını yıkamadığını. Veylün dil a'a denilen nar diyor. Yazık şu topuklara, ateşten ne çekecekler diyor. Yani şimdi seferdeyiz, olur böyle şeyler demiyor. Bilmem anlatabildim mi? Bu dengeyi görebiliyor musunuz yani? İbadet ederken adam gibi ibadet et, savaşırken adam gibi savaş, her şeyin hakkını ver. İbnül vakt olmak diye bir ifade üretmiş buradan sufiler. İbnül vakt olmak, işte şimdi carpe diem diyorlar, onu bambaşka anlıyorlar. Ben de diyorum ki evet, carpe diem, yani anı yaşa. Dünyaya bir kere geldik, bu an bir daha gelmeyecek diyorum çocuklar. Aman diyorum, benim cenneti kazanacak başka bir ömrüm yok. Yani kazanacaksak burada kazanacağım. Ve belki de şu an kazanabilirim. Çünkü bilmiyorum ki buradan çıkabileceğini. Belki de burada söylediğim bir şeyle kazanacağım cenneti. Onun için her anı o anın hakkını vererek yaşamak. Peygamber Efendimiz'in hayatında bu altın ölçüyü o şekilde görüyoruz. Varılabilecek en ileri örnektir peygamberimiz. Bir mümin onu özlediği, affedersiniz, onu izlediği ölçüde Allah'ın muradına uygun bir kul olabilir. Beşincisi arkadaşlar, neden peygamberin hayatını okumalıyız? Peygamber açısından bakıyoruz konuya. Beşincisi, bütün bu rolleri bir ahenk içerisinde temsil etmeyi başarmıştır peygamberimiz. Bakın, kendisi bir peygamber, bir devlet başkanı, bir lider, bir kumandan, hakim, öğretmen, tüccar, aile reisi, baba, komşu, dost ve arkadaş, hatta düşman olarak, bir düşman olarak dahi örnek olmuş arkadaşlar. Düşmanları örnek almışlar ondan. Bütün maddi ve manevi yönleriyle insanlığa örnek davranışları tarihte hiçbir insana nasip olmamış bir şekilde en ince ayrıntılarıyla tespit edilmiş ve sayısız eser kaleme alınmış bununla ilgili olarak. Peygamber Efendimizin arkadaşlar savaşa çıkarken kendi ordusuna yaptığı konuşmalar veyahut da gönderdiği seriye ve ordulara eşlik edermiş peygamberimiz Medine dışına kadar. Medine dışında onları konaklatırmış,
Ondan sonra onlara bir konuşma yaparmış. Bu konuşmalar bizim gibi 1,5 saat falan değil arkadaşlar. 10 dakika, 5 dakika. Böyle yani. Çünkü akılda kalacak. Çünkü kayıt edilmiyor, ezberleniyor arkadaşlar. Yaptığı o konuşmalar İslam savaş hukukunun ana kaynakları olarak belirleniyor daha sonra. İşte diyor ki, ağaçları kesmeyin, stratejik bir zorunluluk olmadıkça hayvanları öldürmeyin, eli silah tutmayan kadınları, çocukları, yaşlıları asla öldürmeyin. Bir yere vardığınızda, bakın şimdi bu Yahudilerle bizim aramızdaki farka bakın arkadaşlar. Bir yere vardığınızda savaşırken baskın yapmadan önce haber verin. Aha bir baskın yok yani. Konaklayın şehrin dışında. Haber verin, biz geldik saldırıyoruz. Önleminizi alın diye. Haber verin, habersiz baskın yapmayın. İşte kiliselere, havralara, sığınmış olanlara dokunmayın. Ne kadar böyle sayısız emirleri vardır Peygamber Efendimiz'in savaşla ilgili arkadaşlar. Mekke'ye girerken 10 bin kişilik bir orduyla giriyor Peygamberimiz Mekke'ye, Mekke'nin fethi sırasında. Ve Mekke'nin her tarafından, o ordu yani tek bir yerden gelmiyor böyle, her taraftan geliyor. Ağırlık merkezinin olduğu kısımda da, ordunun en kalabalık olduğu kısımda da kendisi var. Bakıyor ki orada yol üzerinde bir köpek doğurmuş yavrularıyla yatıyor. Onun başına bir asker dikiyor, ordu ona zarar vermesin. Oradan geçerken. Yani böyle sayısız kitaplarda örnekleri var. Peygamber Efendimiz bunları, bütün bu nitelikleri, işte bir devlet başkanı, bir baba, mesela denge kuruyor. Bakın hayatta en sevdiği kişilerden biridir Hazreti Fatıma. En çok sevdiği kişilerden biridir. Bir gün geliyor Peygamberimize çok esir gelmiş, savaş esiri. Hazreti Fatıma geliyor, ellerini ve omuzlarını gösteriyor babasına. Elleri arkadaşlar değirmen çevirmekten nasırlaşmış. Ev değirmenlerini hiç gördünüz mü? Ben gördüm. Böyle evlerde, bizim köylerde merdivenin hemen dibinde olur. Yani bir büyük değirmen vardır. Oraya gidip çuvallarla falan öğütürsünüz. Bir de böyle günlük bir ihtiyaç olduğunda öğütmek için evde de minik bir değirmen vardır. Hazreti Fatıma onu çevirmekten elleri nasırlaşmış. Çünkü Hazreti Ali'nin evi, Peygamberimizin evi, gelen, giden, yemek lazım. Efendim su taşımaktan da omuzları nasır tutmuş. Su taşımaktan babasına gösteriyor. Diyor ki bu gelen esirlerden bir tane de bana bir yardımcı ver diyor. Yani bu durumdayım diyor. Peygamberimiz ne diyor arkadaşlar? İşte ilkeli onu diyor ki, ashab-ı suffenin karnını doyurmadan sana bir şey veremem diyor. Ashab-ı suffe de sayıları 70 ile 700, şey 300 arasında değişen, mescidin yanında kalan, kimsesiz, şeye muhtaç, yardıma muhtaç, ilim öğrenmek için orada kalan öğrenciler. Sonra arkadaşlar Peygamber Efendimiz'in hayatı sadece bilişsel açıdan değil, kalbimize de etki eden bir hayat. Bunu da söylemiş olayım, eğer bir bilgi arkadaşlar duygularınızı harekete geçirmiyorsa eyleme dönüşmeyecektir. Sona kaldı bu, unutulmasın. Bir bilgi öğreniyorsunuz, çok doğru. Ama kalbiniz, duygularınız o bilgiye katılmıyorsa, o bilin ki o bilgi hayatınızda bir davranışa dönüşmeyecek, bir alışkanlığa dönüşmeyecek. Yani bu ister sağlıklı beslenmeyle ilgili bir bilgi olsun, ister çocuk eğitimiyle ilgili bir bilgi olsun, ister mesleki işinizle ilgili profesyonel bir bilgi olsun, kalbiniz de o bilgiye evet demesi lazım. Kalbinizin de onu istemesi lazım, arzu etmesi lazım. İmam Gazali İhya'da bunu çok iyi anlatır. Yani arzu, şevk, iştiyak olmadıkça bilgi arkadaşlar kuru kuru bir bilgidir. Eğer bilgiyle bir insan sadece çok iyi Müslüman olacak olsaydı, müsteşriklerin hepsi bizden çok daha iyi biliyorlar. Hem Kur'an'ı hem İslam'ı. Ebu Leheb bizden çok daha iyi anlıyordu Kur'an-ı Kerim'i. Bütün o Ebu Cehiller, Ebu Lehebler hepsi. Yani bilgi tek başına yeterli değil. İşte Efendimizin hayatında
o maneviyatı, o kalbe dokunan halleri de görüyoruz. Onun örneklerini de göreceğiz okudukça arkadaşlar. Öyle ki öyle bir noktaya geliyoruz ki artık bu kadarı da olmaz diyor insan yani. Bu kadarı da, o kadar hayranlık duyuyorsunuz. O böyle ben zaman zaman mesela ağzımdan kaçar. Ah benim canım peygamberim diye böyle. Yani nasıl burada böyle davranabildin, nasıl bunu yapabildin diye ve kendisine olan hayranlığımızın, iştiyakımızın, onun yolundan gitme arzumuzun arttığını görürüz hayatını okudukça. İşte siyer bize bunları sağlar arkadaşlar. Ve son olarak size burada anlatmak istediğim, inşallah Allah ömür verirse bir sonraki oturumda siyer sünnet ilişkisini anlatacağım. Bütün peygamberlerde ortak olan 5 tane nitelik vardır. Bu nitelikleri Peygamber Efendimiz'in hayatında somut bir şekilde görmek için de bizim peygamberimizin hayatını okumamız gerekir. Çünkü diğer peygamberlerin hayatlarını biz sadece Kur'an'da anlatıldığı kadarıyla biliyoruz arkadaşlar. Bunların içinde en yoğun Hazreti Musa'nın hayatı anlatılıyor. Bazılarından sadece bir cümleyle bahsediliyor. Bir de hiç ismiyle geçmeyen, değil mi? Kur'an-ı Kerim'de sadece 25 peygamberin ismi geçiyor. İsmi bile geçmeyen 124 bin peygamberden çünkü bahsediliyor bir hadiste. Peygamberler var. Peki nasıl bileceğiz yani biz peygamberlerin nitelikleri neydi, özellikleri neydi? Bunu işte peygamberimizi tanıyarak bilebileceğiz. Diğer peygamberleri tanımak için de onu tanımamız gerekiyor. Bütün peygamberlerde bulunan 5 tane ortak özellik. Bunlar herhangi bir din bilgisi kitabında yazan çok sıradan bilgilerdir arkadaşlar. Birincisi ismedir. İsmet yani peygamberler masumdur. Masum ne demek? Günahsız demek arkadaşlar. Hiç günah işlemez değil, hiç hata işlemez değil. Hataları düzeltilmiştir. Hata üzerine bırakılmazlar. Hatalı bir şekilde kendi hallerine bırakılmazlar. Hataları mutlaka düzeltilir. İşte Yunus Aleyhisselam gibi, Adem Aleyhisselam gibi peygamberimizin hayatındaki birkaç örnekten daha ilk oturumda bahsetmiştim. İkincisi sıdıktır. Bütün peygamberler doğru sözlüdürler. Hayatlarında hiçbir zaman yalan söylememişlerdir. Üçüncüsü emanet yani güvenilir olmalarıdır. Bütün peygamberler kendi dönemlerinde yaşayan, onları tanıyan herkes tarafından son derece güvenilir olarak tanınmışlardır. Dördüncüsü fetanettir. Fetanet zeki olmaları, akıllı olmaları demek. Çünkü hiçbir lider kendinden daha zeki insanları yönetemez. Yani olabildiğince en azından ortalamanın üstünde bir zekaya sahip olması lazım. Bütün peygamberler için bu vardır. Ve beşincisi de tebliğ. Yani kendilerine Allah tarafından bildirilen hiçbir şeyi saklamazlar. Peygamberler hepsini ümmetlerine tebliğ etmişlerdir. Allah hayırlı olsun ömürler versin. Hasan Kamil Yılmaz hocamız kendisi Diyanet İşleri Başkan Yardımcısıyken yaptığı bir konuşmada bize, biz varizlere o zaman ben de çalışıyordum Diyanet'te. Bu 5 niteliği saydıktan sonra demişti ki işte peygamber varisi olan sizlerin, şimdi peygamber varisi kimdir arkadaşlar? Peygamberin mirasçıları ilimlik ehli olanlardır. Yani peygamberin yolunu insanlara anlatanlar. Bunlar sizlersiniz aynı zamanda. Çünkü çocuklarınıza peygamberi anlatacaksınız. Değil mi? Öğrencilerinize peygamberi anlatacaksınız. Etrafınızdaki insanlara peygamberi anlatacaksınız. Bu 5 niteliğe sahip olmaya çalışmanız lazım. Peygamber kadar olmayabilir ama sizin de çocuklarınızın, öğrencilerinizin sizi nasıl görmesi lazım? Hatasız, hatası varsa hemen kabul eden, düzelten, bu hatasını savunmayan, hatası yokmuş gibi davranmayan, efendim doğru sözlü, güvenilir, zeki, kendisini geliştiren ve efendim bildiğini öğretmek, iletmek için kendini hani parçalayan demeyelim ama emek veren, kendinden ciddi emek veren kişiler olarak sizi görmesi lazım etrafımızdakilerin. Bu 5 tanenin içinde hadi en önemli bir tanesini seçeceksek ben özellikle günümüz toplumu için güvenin çok önemli bir nitelik olduğunu çünkü onu kaybettik arkadaşlar. Kimse kimseye güvenmiyor. Alışveriş yaptığınız dükkana güvenmiyorsunuz. Çocuğunuzun öğretmenine güvenmiyorsunuz. Servis şoförüne güvenmiyorsunuz. Şunu unutmayın. Bir toplumdan güven kalktığı zaman arkadaşlar
tesbih taneleri gibi, imamesi kopmuş tesbih taneleri gibi o toplum dağılır, Allah korusun. Bu güvenin zayıfladığı bir dönemdeyiz. Bunu tamamen kaybetmedik ama zayıflamaya başladı. Yeniden inşa etmemiz lazım. Bu konuda medyaya da çok görevler düşüyor. Burada medya yok ama olsun, ben söyleyeyim. Hazreti İbrahim'in sesini Allah nasıl bütün insanlara duyurduysa onlara da duyurur. Kötü haberlerin, kötülük haberlerinin bu kadar yaygın bir şekilde yapılması, artık insanların kendi anne babalarına bile güvenemez hale getirmesi, elbette o olaylar yürek parçalayıcıdır ama istisnai olan bir olayın sanki bütün toplum tarafından yaşanıyormuş gibi sunulması da o güveni zedeleyen faktörlerden bir tanesi diyorum. Allah'a emanet olun. İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz ve umarım bir gün Peygamberimizin doğumuyla başlayacağız. Allah'a emanet olun.